Amerika'dan geldiğime göre artık gidip paraları çekebilirim. Nasıl olsa 4 tane inşaat işletiyorum. Artık önüme kimse çıkamaz. Brookhaven'ın en zengin adamı olmaya hak kazandım sayılır. Yolu koyulma vakti. Yolda giderken şimdi aklıma çok kötü şeyler geldi. Acaba bizim işçi elemanlarından birini çıkartsam veya birine yol mu versem? Bana çakallık yapan olursa tüm paralarını işin maaşından keserim. Sakın, benim maaşla işim olmaz ama benim inşaatçılarımda bir sıkıntı var. Çalışamıyorlar, sonra gelip zam istiyorlar. Zam üstüne zam, zaten dolarla eşyaları alamıyoruz. Demirler bile pahalı olmuş oğlum. İşte bankamatiğe geldim. Hemen parayı çekeyim de eve gideyim. Zengin arabasını gördüm. Hemen gidip kankalarıma haber vereyim. Bir plan kurmamız lazım. Aham da geldim. Bakalım, hemen hesabı kontrol edeyim. Bankamatik kartına bakayım. Paralar gelsin. Oo, 1555 bin dolar ve virgül 3 virgül 855 milyarder. Oo, ben nasıl inşaat işletmişim? Bu parayı çektiğim zaman Brookhaven'da hiç kimse önüme geçemeyecek lan. Bakayım bakayım bu adam ne kadar çekiyor. Oo, blese bak, paralar deste. Oo, oğlum ne diyorsun? Hemen bunun evini takip etmem lazım. Bayram Haçlı isim de. Kendime gidip yeni kıyafetler alayım oğlum. Bu paraları görünce çok çıldırdım. Arkadaşlara da söyleyeyim. Onlar da çok çıldıracak, kafayı yiyecek. Lan oğlum bırakın sallan be. Şeyhayla size diyorum oğlum. Gel gel. Adamın biri geldi. Bir parası var, görmeniz lazım. Ne diyorsun lan? Sallanmaktan kafayı yiyeceğim. Aha, bu adamın kaç parası var dedin? Aşağı inin, bekle geliyorum lan. Durduramıyorum kendimi lan. Yardım edin oğlum. Aha. Kaç parası var dedin? Dalga mı geçiyorsun lan? Bu bayramda millet dışarıda yok, görmüyor musun? Brookhaven şehri bomboş. Biz burada 3 kişi takılıyoruz. Hem paramız da yok. Birilerinden şeker bayramı yerine para mı alsak, acaba gidip kasasını patlasak, kasayı patlatalım, bizim olsun hepsi. Beni de bekleyin. Ben siz hiçbir şey yapmayın. O, dur lan, dur, takıldım. He, geldim. Şimdi elemanlar beni dinleyin. Bu işi birlikte yapacağız koçum. Sakın ben siz bir şey yapmayın. Sizden 3 yaş büyük olduğuma göre ben de sizin işinize katılmam lazım. Bakmayın 16 yaşındayım ama ben genelde 10 yaş diye tanıtıyorum kendimi. Kendi gözlerimde gördüm. Adam banka işleriyle şu anda uğraşıyor, gizli bir şeyler yapıyor. Hadi onu eve kadar takip edelim. Gelin benimle. İşlemler tamam, faturalar yatırıldı. Şimdi eve gitme vakti. İşte şimdi gidiyorum. Bekleyin beni. Şimdi nasıl olsa hava atacağım herkese. İşte adam gidiyor, geçer. Hadi adamı takip edelim. Sanırsam bunun evi yukarıda, çok zengin birine benziyor. Şimdi dostlar beni iyi dinleyin. Planı ben yapacağım. İlk önce zili ben çalacağım ve şeker isteyeceğim. Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkmayın. Yoksa tüm plan gider. İşte yakınlaştık galiba. Solda bir tane güzel bir tane ev var. Aha, gördüm onu. İşte dostlar gelmek üzereyiz. Durun durun, burada plan yapacağız. Hemen çıkmayın. Ahmet sen arka kapıya, ben kapının önüne gideceğim. Adamın bayramını kutlayacağım. Hihi, tamam. Bu tam bana göre bir iş. Ben arka kapıyı kontrol edene kadar sen onu güzelce oyala. Ben ne yapacağım lan? Oğlum bana da iş verin lan. Ben burada mal mal duramam. Ben sana iş vereceğim koçum. Şimdi sen arka bahçeyi falan filan kontrol et, tamam mı? Burada dur, yolu kes. Gelen giden olursa bize direkt el salla, biz seni zaten görürüz. Sakın ha, hiçbir şey yanlış yapmayın. Tüm plan mahvolur. Dediğin gibi çok dikkatli olmamız lazım. Adam duyduğuma göre Brookhaven'in en zengin insanlarından biri olmak istiyormuş. Arka bahçeye gidin de şu evi kontrol edin bakayım, bir sıkıntı var mı yok mu? İşte geldim. Ne kadar güzel bir yer. Oo, bahçeye bak, benimkinden zengin. Lan bu kim? Evin özel güvenliği var. Hem de kız. Aha. Ben buna yazılsam mı, yoksa ben bunu kandırsam mı? Ben burada durayım. Şimdi onun ne yapacağı belli olmaz. Hadi bakayım. Aha, adam tam evinde oturuyor. Gidin de şeker isteyeyim, gelin. Hızlı olmam lazım. Parayı çıkarttım. Benim kasam nerede? İşte meşhur kasayı gördüm lan. Açayım da paraları içine koyayım. Aha, geri kalan da param burada. Hiç kimse dokunmamış. Geri kalan parayı da koydum. Bir de kasayı kapat. Ha, artık kimse benim önüme geçemeyecek. Kimse var mı? Kim lan bu saatte? Oğlum zili çalan kim? Geliyorum, beklet, patlama, geldim. Aha, sanırım bir çocuk gelmiş. Ne istiyor bizden? İşte bir çocuk geldi. Hoş geldin. Sen ne istiyorsun? Nasılsın bugün? Bayramın birinci günü.
Bende para yok, yalnız sana şeker verebilirim. Bey bey, şeker de olur. Ulan adamın parası var, yalan söyle bana. Sen beni kandırdığını düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Birazdan arka bahçeden içeri girecekler. Al, afiyet olsun. Teşekkür ederim abi, bunun tadı çok güzel. Bu çikolatayı nereden getirdin, daha fazla var mı? Oo, tadı muhteşem bunun. Bunu yurt dışından özel getirdim. Beğenmene sevindim. Bu özel Almanya çikolatası. Tadı başka yerde yoktur. Eşi benzeri yoktur. Fabrikayı ben kendim kurdum bizzat. İnşaatçılar içeride çalışıyor. Daha fazla çikolata üreteceğiz. Ha. Tamam. Sizle bir iki sohbet edebilir miyiz abi? Sen çok iyi birine benziyorsun. Nasıl bir sohbet edebiliriz evlat? Elini çabuk tut. Bak yukarı çıkmam lazım. Benim işlerim var. Yapacak işlerim var. Lan oğlum, beklemekten aç oldum. Ne çikolata ne para geldi. Bu adamlar bence bu işi beceremeyecek. 5 dakika daha dururum, gelmezler ise buradan kaçar giderim anasını satayım. Bugün ne sıkıcı bir gün. Bayramın birinci günü hep böyle mi geçer ya? Gidin de biraz zevri atayım. İşte şuradaki bahçeyi kontrol etsem iyi olur. Nasıl olsa yüksek maaş alıyorum. Patronun gözünü kara çıkarmamamız lazım. Burada biraz devre atayım, kendime geleyim. Hava çok güzel. İçeride durdur, canım sıkıldı. Patron ne kadar çok sert bir insan. Aha da plan uyguluyorum. Hop içerideyim lan. Lan oğlum, evde güvenlik varmış. Allah'tan var ya, camdan girdim. Şimdi gizli gizli yukarı sızmam lazım. Umarım güvenliğe yakalanmadan giderim. Kasanın şifresini bilmiyorum ama patlatmam lazım. Oğlum bu merdivenlere niye boş yük yaptırdı bu adam ya? Ne kadar çok zor çıkması. Niye ben kafamı vuruyorum her yere? Lan zaten saçımı daha yeni tıraş ettirdim bak. Başım da ağrıyor, berbere zaten sinirliyim. Aha, kasa parasını buldum. Şifresi çok güçlü bir şeye benziyor. Lan ben nasıl açacağım oğlum bunu? Buldum lan. Atari'deki şifreye gireceğim. 4587. Bu şifreyi kabul etmedi. Başka girmem lazım. 3, 6, 8, 9. Ulan oğlum bu şifre kabul olmuyor. Neyse ben burada bekleyeyim. Güvenlik şimdi buraya gelirse vallahi yapacak bir şey yok. Buralar, odaların her yeri kilitli. Saklanmam lazım. Beni kimse burada bulamayacak. Ha oğlum, sen ne komik adamsın lan. Vallahi seni elemanım olsan işe alacağım ama senin daha yaşın çok genç. Oğlum vallahi çok güzel esprilerin var lan. İlk defa bu kadar uzun bir sohbet hoşuma gitmemişti. Benim zamanım az oluyor abi. Benim çıkmam lazım yavaş yavaş. Daha sonra uğrarım. Yarım saate kadar geleceğim. Ondan sonra evde bir bardak çay içelim seninle. Tamamdır abisi, görüşürüz. Ulan oğlum, işin başından almaya başka bir eleman gelemiyor mu? Ben niye böyleyim ya? Bir türlü işe odaklanamıyorum. Tüm adamlar beni buluyor. Niye böyle rastlar bu hayatta var, ben anlamıyorum ya. Ulan bu adam ne yapıyor oğlum? Üst katta parayı alması lazım. Hala bulamadı mı? Bir üst kata çekeyim de paralar yerinde mi bir bakmam lazım. Hemen şuradan içeri gireyim. Bakayım. Aha, buralar tertemiz la. Kimse yok. Sanırım burası gayet güvenli. Ha, benim patron gerçekten evi çok güzel yapmış oğlum. Vallahi hiç kimse girip çıkamıyor. Nasıl olsa tepenin başındayız. Ulan oğlum, bu güvenlik Kamil'in teki. Gözlüklerinden dolayı beni göremiyor galiba. Neyse, ben birazdan kasayı patlatayım da C4 mü döşesem, ne yapsam acaba? Canım çok sıkılıyor oğlum. Bugün harbiden bayram birinci olduğundan dolayı niye böyle bu şekilde? Bayramın ilk günü böyle geçmez ya. Ulan oğlum, bu çocuk nereye gitti? Lan Kamiller, ne yapıyorsunuz, hala parayı alamadınız mı? Sana diyorum oğlum, para nerede? Bilmiyorum. Adam hala yukarıda. Evin alarmlarını devreye sokmadan parayı alması lazım. Artık devreye sırası sende. Ben yukarı çıkıyorum. Sen arka tarafa geç. Kendine dikkat et. Bu ev çok güvenli bak. Bir daha söylemeyeceğim. Adam çok psikopat. Ulan oğlum, bu çocuk buradan girmemişse ben daha bir şey bilmiyorum. Hep arka camları kullanıyor zaten. Ulan karnım çok acıktı. Yukarı çıkayım da kendim ızgara köfte yapayım biraz. Bakayım hala yeni aldım makine sağlam mı? Eğer sağlam değilse gerçekten bu sefer kafayı yerim. Oo, çok sağlam bir şekilde duruyor. Uf, tavuk, biftek, ekmek arası tost, yanım bakayım, uf, mis gibi kokusu var lan. Aç 200 dereceyi, 500 dereceyi, tamam. Ha, 5 dakikaya bu olur, ben de bir kahve içeyim. İşte şuradaki masaya oturayım. Bekle beni Brookhaven, yakında tüm şehri alacağım.
Artık herkesin ızdırabı olacağım. Lan yastığı tam yerine koymuş ya. Çok güzel. Ulan zengin adam nerede? Her neyse ben yukarı çıkayım. Güvenlik de yok burada. Hemen paralar almaya başlayalım. Ha sanırım böyle gidiliyordu. Bakalım kaç para saydın? Ne kadar aldın? Ortaklaşa bölüşeceğiz. Sakın haksızlık yapma. Aha ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun oğlum? Kalk lan, ayağa kalk. Hala kasanın parasını şifresini çözemedin mi? İki tane şifre girdim. Üçüncüyü girersek alarm devreye girecek. Bu elimdekini görüyor musun? Tam 20 senelik. Ucu çok keskindir. Bununla daha önce inekleri çok güdüdüm. Hemen kasayı patlat, buradan uzaklaşmamız lazım. Hadi bakalım ey miyaman, bey miyaman. Ha, çıkardım lan ortaya paraları. Lan paraları sayamıyorum. Buradan 3 çanta çıkar arkadaşlar. Biz birini alıp kaçalım hadi. Bu parayı al. Ev alarıma geçecek. Çabuk hemen uzaklaş buradan. Ben bir onu bulurum. Hadi görüşürüz. Ben artık gidiyorum. Aşağıda buluşuruz arkadaşlar. Aha, alarm sesi verildi. Birazdan buraya gelirler. Ben de gideyim de kurtulayım bari. Ulan adamın evini ne soyduk var ya. Aksiyona bak. Lan ben mi duydum yoksa benim kasam patladı. Kasayı kontrol etmem lazım. Ula gitti paralar. Nereye gitti paralar? Kafayı yiyeceğim. Lan bu ne oğlum, ne yaptınız ya? Buraya kim girdi? Hırsız, hangi hırsız? Nerede lan bu çakallar? Şifreyi de patlatmışlar. Güvenliği işten kovacağım. Ulan 50 senedir birikimim gitti. Ailemin tüm her şeyi gitti. Ben mahvoldum lan. Sanırım buradan kaçmışlar. Ulan bayramın ikinci günü olduğu için kimseyi çağıramıyorum. Polisler de devreye de. Ama şu anda şehirde hiç kimse yok. Yandasan güvenlik. Senin yanına geliyorum koçum. Neredesin ulan? Kafayı dittirme bana. Aha gördüm. Sağ tarafta devreye atıyorsun demek. Sen kovuldun. Ben ne yaptım ki? Niye kovuldum? Senin yüzünden bütün varlık gitti. Her şey bir yerle bir oldu. Yukarıdaki alarm patlamış. Senin haberin yok galiba. Ne yapabilirim? Ben burada görevimi yapıyorum. Sen niye beni işe aldın o zaman? Başka güvenlik yok muydu? Ulan 50 senedir birikimim yalan oldu senin yüzünden. Gençler, hayatımda yaptığım en büyük soygundu. Saçımı artık maviye boyatabilirim. Hadi gençler. Artık bu şehirden giderim. Biz havalimanında uçağımız var. Saat 4'e kalkacak. Seri olmamız lazım. Psikopat adam kafayı yemiştir. Yaşasın lan. Yaşasın. Artık Brokevişleri bizim oldu. Enayi adam. Daha ne yapacağını bilmiyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayınız. Sağdan soldan çıkan videoları lütfen izleyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.